Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Uzun zamandır bu videolardan yapamıyorduk. Arkadaşlar oldukça zor zamanlar, yoğun zamanlar geçiriyorum ama sizleri de unutmamaya çalışıyorum. Uzun zamandır istemiş olduğunuz bir ayakkabı var. Yanımızda DM7 var, Adidas markasına ait. Umarım introyu da beğeniyorsunuzdur. Sizlere nasıl basket oynadığımı göstermeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın, zaman zaman öyle yorumlar alıyorum. Ben biraz olsun böyle sizi gaza getirmek, sizi böyle moda sokmak istiyorum. Eğer bu şekilde iki fıtıkla, iki dizinde menisküsle ben oynayabiliyorsam sizler çok çok daha iyi oynayabilirsiniz. Biraz bu tarz videoları izlemeyi ben çok severdim. Gençliğimde de hala da çok seviyorum. Motivasyonel, işte güzel çekilmiş, güzel müzik konmuş spor videoları. Ülkemizde neredeyse yok denecek kadar az. Yurt dışında işte NBA mixleri, ne bileyim NFL mixleri falan çok izlerdim. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Böyle ayakkabı videolarını önüne de koymak hoşuma gidiyor. İnanın çok zor çekiyorum. Oraya gitmesi, sahayı boş yakalaması, kameramanı, işte güzel açılardan çekilmesi vesaire çok çok gerçekten zorlayıcı bir süreç benim için. Belki sadece sizlere böyle konuşuyor olsam daha hızlı videolar çekebilirim. Lütfen bunun için bana like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıca kanala yeniyseniz, henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Çünkü Türkiye'de başka bu şekilde içerik yapan yok. Biraz olsun sizlerin desteğine ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Ve hemen şimdi ayakkabımıza bakalım. Uzun zamandır bendeydi, yaklaşık belki 3 ay oluyordur, emin değilim. Oldukça da güzel zamanlar geçirdim. Fitness'ta giyiyorum, basketbolda giyiyorum ve evde spor yaparken de altını temizledim. Son 1-2 aydır da evde giyiyorum. Bayağı hoşuma gidiyor. Özellikle tipini çok beğendiğim için giymeyi seviyorum. Sizler ne diyorsunuz? Görüntüsüyle başlamış olalım. Hoşunuza giden bir ayakkabı mı? Görüntü olarak, tip olarak, şekil olarak. Dame 6'yı da çok beğenmiştim. Dame 7 de neredeyse şekilsel olarak onunla birebir aynı. Görüntüsünü beğendiğim için de kaçırmak istemedim. Yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkan renklerinden biriydi bu. Türkiye'ye Adidas çok fazla sokmuyor ama genel renklerden hoşuma giden oldu. Genel itibariyle de kırmızı, beyaz, siyah detaylarla bezenmiş. Ayakta fazla dikkat çekmesin ama güzel olsun diyorsanız bence bu rengi düşünebilirsiniz. Geçen arkadaşlar internette gezinirken Instagram'dan güzel bir paylaşım yaptım. Nike'daki fiyatları gösterdim. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Açıklama kısmında direkt link var. Tıklayıp Instagram sayfama geçebilirsiniz. Yani Nike'daki fiyatlar, şöyle arkamdakileri göstereyim. İşte Kyrie var, Westbrook var, LeBron'lar falan var, görüyorsunuz. Arkadaşlar %40'a yakın zam gelmiş. Ben Westbrook'u 1250'ye almıştım, 2250 olmuş. LeBron'lar 2600 olmuş. Ve yani hepsi uçuk kaçık rakamlarda. Dame'i bir gördüm, 1150 falan gibi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam aşağıya link bırakacağım direkt güvenilir sitelerden alışveriş yapabilmeniz için. Ve dedim ki bu nasıl bir rakam? Yani Nike Precision'lar falan bile arkadaşlar 1200 civarı. Artık piyasada bulabileceğiniz en bütçeli modeller bile yani 1000'in üstü olmaya başladı. Bu hala o fiyatta oluyor olması, yanlış hatırlamıyorsam Sneaks App'ta görmüştüm. Dediğim gibi açıklamaya link bırakacağım. Dedim ki hemen bunun videosunu yapmam lazım. Dün paylaşım yaptım, bugün hemen videosunu çekiyorum. Çünkü sizlere tekrar bu ayakkabıyı hatırlatmak istiyorum. Ve bulabileceğiniz güzel bir imzalı model. Neredeyse dandik bütçeli modeller fiyatında. Bence onlara kıyasla çok çok daha iyi performans gösterecek bir ayakkabı. Fakat tabii ki ayakkabıya detaylı gireceğiz şimdi. Bütün bölüm bölüm inceleyeceğiz. Eksiklikleri olan bana göre ve daha iyi olabileceği noktaları çok olan bir ayakkabı. Fakat benim kıyaslamam fiyatıyla orantılıydı. Yani Westbrook 2250 iken bunun 1200 civarı olması düşünmemeniz gerekiyor bence bu durumda. Her zaman yaptığımız gibi taban tutuşuyla ve tabanıyla başlamak istiyorum. Artısıyla başlayacağım arkadaşlar. Tabanı çok çok kaliteli ve güzel bir taban. Yani plastiği çok kuvvetli ve güzel yapılmış. Balık sırtı dediğimiz bu zigzag desenler verilmiş. Benim rengimde iç kısmı sert plastik. Üst kısımları biraz daha translucent, yani içini gösteren şeffaf tırtıklarla bezenmiş. Şurada, şuralarda falan bile arkadaşlar görüyorsunuz zigzaklar var. Yani yapacağınız crossoverlarda yine sizlere yardımcı olacak. Özellikle şöyle arka tarafları gittiğimizde şuralarda yine görebiliyoruz. Peki nasıl iş yapıyor sizce sahada derseniz, aman aman efsanevi bir iş yapıyor diyemeyeceğim. Ayağınızı silerseniz ve buranın tozlanmasına pek izin vermezseniz sizlere ihtiyacı olan taban tutuşunu sağlayacak. Benim beklentim daha iyiydi. Yani sık sık elimle silmem gerekti. Hatta şimdi bile sizlere gösterirken görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bayağı bir tozlanmış gözüküyor. Bu rengine de özel olabilir. Çünkü genelde yorumları oldukça iyi bir taban tutuşuna sahip olmasıydı bu ayakkabının avantajlarından biri. Fakat ben aşırı aşırı beğenemedim. Yani ortalama düzey, fena değil. İyi. Ama hızlı toz tutuyor. Elinize sık sık silip bu tozları yerinden çıkartın ki güzel taban tutuşu sağlayın. Bir de oyununu sağlar temizse
sıkıntı yapmayacaktır. Tabanın avantajı olarak bahsetmiş olduğum sağlam ve güçlü yapı plastik dışarıda da oynamanıza imkan verecek. Bu büyük bir bence avantaj. Böyle imzalı modeller artık biliyorsunuz dışarıda pek oynamaya uygun olmuyor. Yani dışarıda oynayabileceğiniz hem uygun hem güzel, hoş görünümlü bir ayakkabı. Tabanı da sizlere uzun süreler yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bence bu büyük bir artı puan verecek. Her şeyi düşündüğüm zaman taban tutuşuna, alt tabanına vereceğim puan 10 üzerinden 8.2 olacak arkadaşlar. Yani benim için yetersiz sayılabilecek seviyelerden bir tanesiydi. Sizin de görüntülerde gördüğünüz gibi. Hemen yastıklamaya geçiyorum. Yine yastıklamada da oldukça beklentim vardı. İşte dedim tamam çok güzel bir yastıklama geliyor. Özellikle DM6'yı beğenmiştim. Onda da taban ve yastıklama benzer yapıdaydı. Umarım demiştim yastıklamayı arttırmışlardır. Tabii ki bir gard ayakkabısı olduğunu unutmamak lazım. Ben ise şu anda gerçekten 95 kilolarda bel fıtıklığı ve sakatlığı bulunan bir adamım. O yüzden benim ihtiyacım olan yastıklama tabii ki de yoktu. Light Strike köpüğü kullanılmış tüm tabanda gördüğünüz üzere. Light Strike'ı ben pek beğenmiyorum. Genelde çok az ve çok ince kullanılıyor. Nedense daha hani çok tabanın altında minik bir katman şeklinde kullanılıyor. Belki kalınlaştırılsa işte bir Zoom gibi, Boost gibi belki daha güzel yastıklamalar bizlere sunabilir Adidas ama neredeyse hani Trey'i düşünüyorum, Hard'ını düşünüyorum. Hepsinde aşağı yukarı çok küçük bir kullanım söz konusuydu. Light Strike köpüğünün daha büyük kullanmalarını istiyorum. Umarım kullanırlar. Ve bana yeterli olmadı tabii ki. İhtiyacım olan etkiden korunmayı bulamadım. Fakat yere çok yakın hissettim. Sahayı kontrol etme hissiyatı çok kuvvetliydi. Dolayısıyla guard oynayan arkadaşlarım için birebir güzel bir ayakkabı olacaktır. Hiç yoktan da yine bir yastıklama var. Yastıklamaya vereceğim puan 10 üzerinden 8 olacak arkadaşlar. Yine eksik kalan yönlerinden biri benim için dediğim gibi. Gördüğünüz gibi alt taban oldukça geniş, birçok Adidas ayakkabısında bunu görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde kullanım mevcut. Dolayısıyla geniş ayaklı yani taraklı ayak, kalın ayaklı arkadaşlarım için iyi tercih olacaktır. Aynı Dame 6 gibi. Genelde Nike'larda şu iç kısımlardan sizlere çok vursa da Adidas bunu biraz daha iyi yapıyor. Daha rahat, daha geniş yapıyor. Ben 44.5 aldım arkadaşlar bu ayakkabıyı. Sizler de bana kıyasla alabilirsiniz. Dame 6'yı 44 almıştım. Dame 6'ya göre daha dar önden. Bu darlığın sebebi de belki topukta kullanılan yastıklamalardan, bu petlemelerden olabilir. Ama niyeyse bilmiyorum. Bir miktar değiştirmişler bu kalıbı. 44.5 aldım. Hatta önden bir miktar hissettirdi bile kendini. Yani 45 de alabilirdim. Dolayısıyla numaranız yoksa bence yarım numarada yukarıya çıkabilirsiniz. Daha kalın çoraplarla giyebilirsiniz. Dediğim gibi ayakkabı rahat, güzel kilitleniyor. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Oldukça da hafif hissettiriyor. Hemen unutmadan ağırlığına da bakalım. Ve 428 gram bir ağırlığı var. Hani çok hafif değil, ağır değil ama sanki elde ben hani 400 gramın belki 400 gram seviyesinde veya aşağısında kalabilir gibi düşünmüştüm. Daha ağır geldi tartıda gördüğüm şey. Ama dediğim gibi ayağınızda bu ağırlığı zaten hissetmeyeceksiniz. Üst kısma çıkalım. Üst kısmındaki materyaller biraz dandik hissettiriyor. Özellikle şu görmüş olduğunuz kısımlar, delikli kısımlar biraz daha ucuz ayakkabılarda kullanılan materyaller gibi. Tabii ki bu havalandırmayı arttıracak. Yani bir yerden alıyorsunuz, bir yerden veriyorsunuz. Yine yapacağınız hamlelerde ayağınızın tutulması için şu şekilde ekstra katmanlar, dikişlerle kondurulmuş. Ve üstünde opponent advisory yazıyor. Yani rakibime tavsiye ederim. Dikkatli ol. Senin bileklerini kıracağım gibi. Farklı farklı yine dikişlerle tutturulmuş. İşte three stripes'ı görüyorsunuz. Arkası fena değil. Çizgisel tasarım mevcut. Hemen diğer tarafında ise barkod numarası Dala yazıyor. Extra Play bu rengin ismi. Şuralardan bağlanır mı emin değilim. Yok bağlanmıyor. Sadece görsel olarak iki tane konmuş. Evet bu üst kısım dediğim gibi biraz dandik hissettirse de işlevsel olarak gayet yerine getiriyor. Bağcıklar çok iyi tutuyor. Ayakkabıyı iyi sıkabiliyorsunuz. Yani büyük alsanız da bence buraları sağlam sıktığınız zaman herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Gördüğünüz gibi farklı farklı noktalardan ayakkabıyı sıkıp şekilde bağlayabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz deliklerde güzel bir dizayn var. Bağcığınızın biri etrafından dolaşıyormuş gibi bir izlenim oluşturabilir. Bu delikler tamamıyla dizaynsal, herhangi bir işlevi olmayan delikler ama bence keyifli olmuş. Özellikle böyle simsiyah bir ayakkabıya ufak da olsa renk katmışlar. Dediğim gibi topuk keyifli. Dıştan da fena durmuyor. Keşke şuraları ama bir D logosu vesaire bir şeyler konsaymış. Veya şu üstündeki şu yapı hani her yerde olsaymış. Bu yapının aynısı arkadaşlar dilinde mevcut ve kaliteli, güzel, kesinlikle benim hoşuma giden yerlerinden biri oldu dili. Dame logosu gördüğünüz gibi burada üstü boş. Dil kaliteli, geniş, fazla petleme olmasa da kötü durmayan, kötü hissettirmeyen bir yapıda ayağınıza ihtiyacı olan rahatlığı sunuyor. Ben keyif aldım. Bağcıkları sıktığım zaman herhangi bir şekilde batma etme hiçbir yerden yapmadı. Yani fena değildi. Materyallere benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 7.9 olacak.
Yani 8 de verebilirim. O civarlarda gezindiğini düşünün. Hani iyi değil, kötü değil, ortalama. Ama asıl ayakkabıda hoşuma giden yere gelmek istiyorum arkadaşlar. O da iç kısmındaki bu arka pedlemede. Şöyle ışığa doğru tutmaya çalışayım. Görebilecek misiniz? Arkadaşlar içeride muhteşem bir pedleme var. Şurada evet biraz gözükmeye başladı. Gerçekten bayağı büyük, kuvvetli yastıklar, pedler buraya döşenmiş ve ayağınız burada çok güzel kilitlenmiş hissedecek. Özellikle bilekli giymek isteyen veya bileklerinde sıkıntı olan arkadaşlarım da bence çok mutlu olacaklardır. Her ne kadar low model gibi olsa da bileklerde gayet iyi bir kilitlenme ve rahatlık sunuyor. Benim çok hoşuma gitti. İşte bu biraz da ayakkabıyı darlaştırıyor diye düşünüyorum. Bu birçok ayakkabıda karşımıza geliyor. Destek noktasında bu ayakkabıya vereceğim puan arkadaşlar 8.9 olacak. Neredeyse hani 9 verebilirim. O kadar hoşuma gitti. Ayakkabıda belki de en çok hoşuma giden nokta burası. Bileklerindeki bu yastıklamalar ve iyi sizi kapatıp hissettirmesi, bağcıklarınızı sıktığınız zaman o bütünleşik his, aynı zamanda yana yapacağınız hamlelerde kenara doğru baya baya şu görmüş olduğunuz çıkıntılandırmalar ve ekstra katmanlarla ayağınızı içeride tutan güzel bir destek var. Genelde Adidas bunu çok iyi başarıyor zaten. Bu yan çıkıntıları oldukça geniş yapıyorlar ve geniş yüzeye bastığınız için de dengeli güzel bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Böylelikle de kendinizi iyi hissediyorsunuz. Dediğim gibi gardlara bence oldukça uygun bir ayakkabı. 1-2 numaralar iyi. 3 numaralar da tabii yine aynı şekilde ama 4-5 daha büyük ağır arkadaşlarım ve yastıklama arayan arkadaşlarım pek tavsiye etmiyorum. Gerçi günümüz oyununda 5 numara hiç yastıklama bulunmayan Kobe'leri giyiyor NBA'de baktığım zaman. Dolayısıyla hani yine alıp giyebilirsiniz. Eğer ki 1000 lira seviyelerine veya daha aşağısını buluyorsanız bence kaçırmayın. Ben o zamanlar indirimden 800 lira falan almıştım. Hani daha aşağısına düşeceğini hiç düşünmüyorum zaten hele ki şu piyasada. Sizler de eğer bu fiyatları buluyorsanız bence kaçırmayın. Bu şekilde tatlı keyifli bir ayakkabı. Eğer incelemede bahsetmediğim bir şey olduğunu düşünüyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizlere geri dönüş yapmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. İçinden dışından her şeyinden bahsettim. Sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki performans incelemelerinde görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.